İçişleri Bakanlığı, Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Blinken'ın katıldığı Türkiye-ABD stratejik mekanizması hakkında bir açıklama yaptı. Şöyle ki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarını zaten ekranlara getirdik. Şimdi Washington'a gidelim. CNN Türk Washington temsilcisi Yunus Paksoy karşımızda. Yunus, kolay gelsin. Ortak açıklamada neler söylendi, nelere vurgu yapıldı? Sana bırakıyorum sözü. Tabii izleyicilerimizin de bildiği gibi bu hafta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Perşembe ve Cuma günleri iki gün Washington DC'deydi. Birçok görüşme gerçekleştirdi ama tabii bunun kapsamı 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında kurulması planlanan ve daha sonra hayata geçirilen ortak stratejik mekanizma. Bunun 7. görüşmesi gerçekleştirildi. Gayet geniş heyetler birbirleriyle görüştü ve biraz önce son dakika olarak bir ortak metin yayınlandı. Yani hem Ankara'dan hem de Washington'dan kelimesi kelimesine aynı açıklama yayınlandı. Hemen ben ona geçeyim. Önemli meseleler var. Bakan Fidan ve Bakan Blinken Gazze'de devam eden krizi ele almış ve diplomatik faaliyetlerini değerlendirmişlerdir. Taraflar çatışmanın sona erdirilmesine yönelik bir yol bulunması ve insani krizin derhal üstesinden gelinmesinin önemini vurgulamış. Ayrıca iki devletli kalıcı bir çözüme olan bağlılıklarını bir kez daha teyit etmiştir. Bakan Fidan ve Bakan Blinken terörizmin her türü ve tezahürüyle mücadele edilmesi gerektiğini yinelemişlerdir. Türkiye ve ABD stratejik mekanizma kapsamında ulusal güvenliklerine tehdit teşkil eden terörizme karşı işbirliğini arttırmak, organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığına karışan şebekeleri ele almak amacıyla Türkiye-ABD terörle mücadele istişarelerini yeniden başlatmıştır. Bakan Blinken, ABD'nin Türkiye'yi ve Türk çıkarlarını hedef alan terör örgütü PKK, DHKPC ve DAEŞ'i kınadığını yinelemiştir. Türkiye ve ABD, DAEŞ'in Suriye ve Irak'ta kalıcı olarak yenilgiye uğratılması yönündeki ortak kararlılıklarını yinelemiş ve Afrika ve Orta Asya'da bulunan DAEŞ ve El-Kaide bağlantılı örgütlerin oluşturdukları tehdide karşı işbirliğini ele almışlardır. Bakan Fidan ve Bakan Blinken Suriye krizini tüm yönleriyle ele almışlar ve Türkiye ile ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde Suriyelilerin önderliğinde Suriyelilerin sahiplendiği bir siyasi sürece olan bağlılıklarını tekrarlamışlardır. Türkiye ve ABD DAEŞ bağlantılı tutukluların ve Suriye'nin kuzeydoğusunda yerlerinden edilmiş kişilerin rehabilite edilebilecekleri ve kendi toplumlarına yeniden entegre edilebilecekleri, gerektiği şekilde adalete teslim edilebilecekleri menşei ülkelerine geri gönderilmelerinin önemini yinelemiştir dedi. Tabi burada Türkiye-Yunanistan ve Doğu Akdeniz ilişkileri de var, onları da söyleyebiliriz. Çünkü ABD'nin de aktif olarak dahil olduğu bir süreç bu. Bakan Fidan ve Bakan Blinken Doğu Akdeniz'deki durumu ele almış ve istikrarın ve iletişim kanallarının korunmasının önemini vurgulamıştır. Bakan Blinken 2023 Aralık ayında Atina'da düzenlenen 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi ve Türkiye-Yunanistan Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Bildirgesi'nin imzalanması da dahil olmak üzere Türkiye ve Yunanistan arasında süre gelen temasları memnuniyetle karşılamıştır. Burada İsveç'in NATO'ya katılımından da bahsediliyor. Burada bu katılımın memnuniyetle karşılandığının altı çiziliyor. Aynı zamanda ABD-Türkiye ikili ticaret ilişkileri var. 30 milyar doların üzerine çıkan hacimden memnuniyet duyduğu iki tarafın altı çizilmiş. Burada enerji konusu ele alınmış, kültür ele alınmış. Azerbaycan ve Ermenistan arasında dengeli ve kalıcı bir barış anlaşmasının teşvik edilmesi ele alınmış. Tüm yönleriyle gerçekten geniş bir açıklama diyebiliriz burada. Türkiye-ABD 7. stratejik mekanizması toplantısından sonra bir de son bir not olarak Kaan, Bakan Fidan ve Bakan Blinken Rusya'nın kabul edilemez savaşı karşısında Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne ilişkin Türkiye ve ABD'nin desteğini yinelemişlerdir. Yine ABD kısa süre önce duyurulan mayına karşı tedbir görev grubu ile tahıl sevkiyatı ve diğer uluslararası ticaret için hayati önem taşıyan güvenli rotaların kolaylaştırılması da dahil olmak üzere Türkiye'nin Karadeniz'deki çabalarını memnuniyetle karşılamaktadır diyor. Gördüğün gibi hani sadece Türkiye'nin komşuları değil, bölge ve bölgenin ötesinde birçok gelişme de 7. stratejik mekanizma toplantısında ele alınmış, ortak açıklamayı aktarmış olduk. Peki çok